Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Windows'ta EFI bölümü nasıl başka bir diske aktarılır? Bunu anlatmak olacak. Çok basit bir şekilde. Şimdi EFI bölümü nedir? Bundan kısaca bahsedelim. Arkadaşlar Windows EFI bölümü bilgisayarınızın açılmasını sağlayan ve Windows'un açılış dosyalarının tutulduğu bir disk bölümüdür. Yani hard diskinizde bilgisayarınızın açılış dosyaları bir yerde tutulur ve buna da EFI bölümü denir. Bu EFI bölümü arkadaşlar, yani Türkçe tabiriyle böyle tanımlayabilirim. EFI bölümü dediğimiz gibi bilgisayarın açılışına yarıyor. Ben yakın zamanda bildiğiniz üzere bir M.2 SSD almıştım. M.2 SSD aldıktan sonra da acil bir format atayım dedim. Format atmak için arkadaşlar hazırlamış olduğum, daha önceden hazırlamış olduğum Windows Format CD'sini diyorum ee, flashına CD demişim anlayın işte Flash Format Flash'ını arkadaşlar bilgisayara taktım ve bilgisayarı Flash bellekten boot ettim. Flash bellekten açıp doğrudan arkadaşlar XPG Spectrix yani yeni almış olduğum M.2 diye Windows formatı attım. Ancak atarken bir şeyi gözden kaçırmışım ve hata yapmışım. Şimdi buradaki Windows'u silmeden buna format attığım için doğal boot olmuş oldu. Ayrıca burada EFI olduğu için ayrıyetten Windows'umuz EFI oluşturmadı. Yani Windows başlangıç dosyaları zaten SSD'de vardı. Ayrıyetten Windows diğer M2'ye bunları oluşturmadı. Ben emir vermediğim için oldu bu da. Dolayısıyla ben bu şekilde bir ayar yapmadığımdan dolayı böyle bir format atmış oldum. E ne oldu bu sefer? Windows'un 100 megabayttık başlangıç yani ilk açılış dosyaları burada kalırken asıl Windows dosyaları buraya kurulmuş oldu. Daha sonrasında ise ben buradaki işletim sistemini sildim. Ancak EFI hala burada duruyor. Sonra bir baktım ki haydi geçmiş olsun. Burada EFI yok, bunda var. Nasıl aktaracağız EFI? Bu şekilde bir video konusu oluşmuş oldu. Çok basit bir şekilde hem buradaki disklerin isimlerini değiştirme, harf yollarını değiştirme, bunlardan bahsedeceğim kısaca ayrıca bunları da göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar EFI bölümünü Corsair'a kopyalayacağız ve bilgisayarımızı Corsair üzerinden açacağız. Bunu da sizlere telefon kamerası ile çekerek göstereceğim. Şu anda bilgisayarımız buradan açılıyor ve EFI bölümümüz burada. Hemen arkadaşlar gösterelim. SATA'da EFI bölümümüz yok. Öncelikle biliyorsunuz bakın şurada Bildiğiniz üzere bilgisayar isimli bir dosya var. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgisayarıma tıkladım açtım. Buraya açıldıktan sonra sağ tıklayıp yönet diyorum. Buradan arkadaşlar hızlıca disk yönetimi diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada EFI bölümü var. Bu EFI bölümleri silinemez, taşınamaz, normal yolla hiçbir şekilde müdahale edilemez. Arkadaşlar bunları nasıl silebilirsiniz? Bunları da göstermiş olacağım ayrıca. Nasıl klonlarız, yerini değiştiririz. Bunları anlatmış olacağız bu videoda Buna takılmayın arkadaşlar benim flash belleğim bunun içerisinde macOS var ee... Yani bu SSD'ye normalde ben Şu videodan sonra macOS kuracağım bu yüzden bios, BIOS da Mac macOS'a göre ayarladım Ancak macOS'a göre bios ayarlarını Ryzen yani AMD sistemlerde ayarlamanız Windows'un çalışmasına engel değil Bunu belirtmek istiyorum öncelikle Şimdi Gelelim bizim mevzumuza arkadaşlar burada EFI bölümü var burada yok. Şimdi buradaki f'i ben buraya taşımak istersem nasıl olacak? Bunu göstermeden önce bilgisayarımı bir yeniden başlatayım. Burada kaydı keseyim. Telefon kamerasıyla devam edeyim arkadaşlar. Şimdi burada videoyu bitirip şöyle bilgisayarımı yeniden başlatacağım ve BIOS ekranına geleceğiz arkadaşlar. Evet Arkadaşlar gördüğünüz üzere bilgisayarımız yeniden başlıyor. Yeniden başlarken BIOS'a gireceğiz. Gerçekten EFI bölümünün nerede olduğunu göstermek istiyorum sizlere. EFI bölümünü taşıdığımızda ise isterse SSD'de olsun, isterse M2 SSD'de olsun veya HDD'de olsun hiç fark etmek sizin. Doğrudan bilgisayarı o bölümden açabiliyor, çalıştırabiliyor olacağız. Şimdi arkadaşlar şunu şekilde bir netlerse, evet. Şu anda gördüğünüz gibi BIOS ekranındayım. Advanced mode'a geliyorum. Burada arkadaşlar boot yazıyor. Boot. Tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boot'un hangileri üzerinden bilgisayarı başlatabileceğimiz görünüyor. Arkadaşlar bakalım. Bakın başka bir boot yok görüyor musunuz? Ancak birazdan EFI kopyaladığımızda içerisinde işletim sistemi olmamasına rağmen EFI üzerinden bilgisayarın açılabildiğini göreceğiz. Yani bilgisayarı açan, işletim sistemini açan şey EFI. Sistem bölümü arkadaşlar. Ve boyutu 100 MB gibi bir şey. Yani ilk hareketi veren, Windows'a ilk çalışma hareketini veren yazılım ve dosyalar. Kısaca bunlardan bahsetmiş olalım. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir şey yok. Ben ne yapıyorum? ESC Quit Save diyorum. Şu şekilde çıkıyorum ve Windows'u açılır hale getiriyorum. F'yi şimdi diğer diske kopyalamayı göstereceğiz. Eğer F'i bölümünüz bozulduysa, F'i bölümünüzde herhangi bir sıkıntı varsa, F'i bölümünüz hasar gördüyse arkadaşlar, bunu başka bir bilgisayara takaraktan sağlam bir F'i bölümünü kendi bilgisayarınızın diskine kopyalayarak da çok rahat bir biçimde arkadaşlar bilgisayarınızın işletim sistemini dosyalarına zarar gelmeden kurtarabilirsiniz. Ayrıca bunu disk part üzerinden kodlarla da yapabiliyoruz. Ancak buna biraz kafa lazım, beyin lazım. Bunu söyleyeyim. Böyle 50 satır disk parti kısmına disk part yazılımı üzerine arkadaşlar şey yapmanız gerekir. Ne yapmanız lazım? Disk part arkadaşlar Komut girmeniz lazım. Şuraya parti yazalım. Göstereyim o da nedir sizlerle. Bilgisayar kaydına geçeceğim birazdan. Disk Diskpart derseniz Windows'a şöyle bir şey karşımıza çıkar. Komut satırı çalıştırırız. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman arkadaşlar karşımıza böyle gelir. Buraya komutları girerek de kopyalayabilirsiniz ama bu zor bir işlem. Ben size arkadaşlar şimdi kolayını göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Akşam ezanda yaklaşmış. Ezana kadar bitiririz muhtemelen rahat rahat. Şimdi diskleri bölebilmemiz için arkadaşlar şöyle bir şey göstermiştim sizlere. Disk part demiştik. Bilgisayar açıldıktan sonra. Böyle bir komut var. Tamam mı? Bu komut üzerinden komut satırlarıyla partition'ı yani diskin F'i bölümünü kopyalamanız mümkün. Ancak zor arkadaşlar bu. Niye zor? Çünkü satır satır bir sürü kod girmeniz gerekiyor. Bunun yerine görsel çalışmak isteyerek yani görsel çalışmak istiyorsanız görsel olarak yaparaktan 2-3 tıkta bu işi halledebiliyoruz. Bunun için de arkadaşlar bir programa ihtiyacımız var. Adı burada görüldüğü gibi Partition Master. Partition Master arkadaşlar disk bölümleme ve disk kurtarmaya yarayan bir yazılım. Bunu arkadaşlar çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdığınızda e, trial lisanslar yani ücretsiz sürümlerde arkadaşlar bu işlemleri yapamazsınız. Dolayısıyla programı parayla satın alabilirsiniz veya ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız benim Discord sunucum var. Oraya tıklayın gelin benimle irtibat kurun arkadaşlar. Ben Discord sunucuma gerekli şeyleri dosyaları yüklemiş oluyorum. Gerekli işte ne bileyim promosyon keyleri var. Bunları arkadaşlar ben paylaşabiliyorum. Gerekli dosyaları paylaşabiliyorum. Bunları arkadaşlar bulabilmeniz ve ulaşabilmeniz için benim Discord sunucuma gelmiş olmanız gerekiyor. Öncelikle bunu belirtelim. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle tekrardan bilgisayarıma girip şöyle bilgisayarım sağa tıklıyorum yönet diyorum. Buradan disk partition f'nin nerede olduğunu görelim arkadaşlar. EFI kopyalayalım ve sonra içerisinde işletim sistemi olmamasına rağmen SSD üzerinden nasıl boot yapılmış olur bunu da göstermiş olalım. Yani bilgisayarı açan şey EFI arkadaşlar. Diskin içerisinde Windows'un olup olmaması fark etmez. Windows'u ilk başlamasını sağlayan şey EFI bölümü. Bu EFI bölümünün aynı diskte olması gerekir. Farklı bir diskte olduğu zaman arkadaşlar ileride problem çıkartabilir. Dolayısıyla EFI bölümünü sadece format attığınız diske taşıyın orada olsun. Farklı bir disk defi bölümü olmasın bendeki gibi. Şimdi ben buradan partition'ı normal olarak buradan böleceğim arkadaşlar. Öncelikle şuraya şöyle diyorum ki birimi küçült. 100 MB veriyorum. 1000 değil 1000 çok oldu. Küçült diyorum arkadaşlar. Bakın 102 gördünüz mü? Şimdi ayrıldı bölüm. Ayrıldıktan sonra no diyorum. Burada programı tekrardan kapatıp açmam gerekebilir arkadaşlar. Şöyle. Diski görmesi açısından çünkü partition'a böldük ya. Tekrardan bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bölünmüş bir şekilde karşımıza geldi bu sefer. Peki biz bunu buraya nasıl aktaracağız? FAT32 formatındadır burası. Üzerinde F'i yazmıyor. Aslında benim buraya F'i de eklemem gerekir yazı olarak. Şimdi Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Klon diyoruz. Bakın dikkat edin buraya. Klon Partition diyor. Next diyoruz. Ne kadar kolay olduğunu gösteriyorum. Efi bölümü ne kadar kolay bir şekilde taşınabilir. Buradaki Efi'yi seçiyorum. Hangi bölümü taşımak istediğimi seçtim şu an. Select diyor. A source partition you want to clone from. Bunu yani bunu bize söylüyor. Buradan EFI Sistem EFI Partition. Tıkladık. Arkadaşlar bunu nereye kopyalayacaksınız diyor. Bakın disk sıfırda yani 223 GB'lığın altında aynı diskin içerisinde bir tane de böyle bir bölüm varmış. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Next diyoruz. Diyor ki XPG'nin Spectre X'indeki bulunan FAT32 formatındaki EFI bölümünü senin yeni oluşturmuş olduğun Küçültülmüş birime taşıyacak Yani benim taşıyacağım diyor Buraya kısaca start deyip Başlattığım zaman işlemi F bölümü diyor sonra da isimlendireceğiz Arkadaşlar bu kadar sürmüyor Bekleteceğim sizi ne demek istediğimi Anlayacaksınız 32 Megabyte bir datamız varmış hmm. Gördüğünüz üzere bakın F geldi Gördünüz mü Şimdi İki tane EFI bölümü olduğunu göreceğiz. Bilgisayarı tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar ben. Bilgisayarıma göre Bakın şuraya klon olarak geldi. Şimdi yönet dediğimde disk bölümüne geldiğimde iki tane EFI bölümünün olmuş olduğunu görüyorum. Şimdi bilgisayarımızı gelin. Corsair üzerinden bir başlatalım. Buraya bir harf atadı kendisine göre. Bir de isim verdi arkadaşlar. Bunu nasıl gizleriz bunu da göstereceğim bilgisayarı tekrardan yeniden açtıktan sonra burada kaydı bitiriyorum ve bilgisayarı yeniden başlatıyorum. Evet arkadaşlar bilgisayarı ben bir yeniden başlatayım kısacana. Şöyle hemen yeniden başlat diyorum. Bilgisayarı diğer SSD üzerinden açacağız birazdan. Ve EFI bölümünü nasıl sileriz bunları da göstermiş olacağım. EFI bölümü taşıma, silme Windows'ta basit bir işlem. Program vasıtasıyla hızlıca yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar BIOS ekranına geldim. BIOS ekranına geldim. Elim titreyebilir, kusura bakmayın. Tek elle yapıyorum çünkü. Şöyle odaklasın iyicene. Evet. Advanced dedikten sonra arkadaşlar Boot dedim. Butta arkadaşlar sayı 4'e çıktı. SATA 6 olarak gördüğünüz şey arkadaşlar bizim Corsair'ın SSD'si SATA SSD. Zaten Spectre X'imiz vardı şimdi arkadaşlar. Biz EZ modeye geri dönelim şöyle. Son arkadaşlar şöyle F8'den bilgisayarımızı SSD'den başlatalım. Diğer SSD'yi tıklıyorum. Dikkat edin buraya çok tıkladım. Bakın içerisinde işletim sistemi olmayan bomboş olan M2 üzerinden başlıyor. M2 diyorum şey üzerinden. E, SATA SSD üzerinden başlıyor bilgisayarımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Yani bu şekilde kurtarmanız mümkün. Başka bir bilgisayara gidin bu programı kurun. Onun sağlam EFI bölümünü alın. Yani Windows 11'i bir bilgisayara gidin. Bu programı kurun. Sonra kendi diskinizi sökün. Bilgisayara takın arkadaşlar. Bu şekilde kısaca hemen klonlayın F'i bölümünü. Bir, birimi küçültün. Kısaca küçülttüğünüz birimi arkadaşlar hemen F'i bölümünü kopyalayın. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Videomuza. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen tekrardan Şöyle şu Disk Partition programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Efi bölümünü taşıdık. Şimdi nasıl sileceğiz peki? Harf öncelikle nasıl gizleriz onu bir göstereyim. Mesela taşıdınız. Burada görünmesini istemiyorsunuz. Ne yapacağız? Arkadaşlar tıklıyorsunuz. Buradan diyorsunuz ki Change Label. Şunu silin. Okey. Buraya bir işlem taşıdı. Yapacağı işlemleri gösteriyor. Buraya... şuradan harf atanmıştı ya. Change drive letter. Bunu tıklayın arkadaşlar. OK deyin. Buraya bir işlem daha geldi. Tıklayın arkadaşlar. OK deyin. Bekleyin. Buradaki işlem bitecek birazdan göreceksiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buradaki EFI bölümü gizlendi. Kısaca böyle. Çok basit bir şekilde EFI bölümünü klonladık ve gizledik. Şimdi EFI bölümünü Microsoft'tan silemediğimizi gö göstereyim tekrardan zaten görmüştünüz de şuradan yönet diyeyim. Kendi disk şeyimizle silemeyiz arkadaşlar ya Diskpart'tan buradan komut satırlarıyla yani şöyle Diskpart tabi ee, BIOS ayarlarım Windows için değil MacOS için ayarlı olduğundan biraz geç yüklüyor haliyle bir de video çekiyorum. Aygıt yöneticisi değil pardon disk yönetimi diyeceğim disk yönetimi dediğimde arkadaşlar bakın EFI bölümünü hiçbir şekilde taşıyamadığımızı görüyoruz Hiçbir şey yapamıyoruz EFI bölümüne Peki nasıl sileceğiz Bunu göstereyim size Kısaca Öncelikle arkadaşlar buradaki EFI bölümünü Şöyle Delete diyoruz Tamam mı Sonrasında eğer EFI bölümünü tamamen silmek istiyorsak bakın diski sıfırlamamız gerekebilir. Ben sıfırlayarak göstereceğim. Burayı da delete diyoruz. Corsair şurada yazan şey arkadaşlar sildim. Gördüğünüz gibi şu anda 23 birleşti arkadaşlar bu arkadaşımız. Tekrardan create diyoruz. Label'ı soruyor bize. D olacak harfimiz buradan hemen ismini diyorum ki ne diyorum? Diskimizin adı neyse onu yapalım biz. Şöyle. Corsair Force Li Yapalım arkadaşlar. Harfimiz de yine D olsun. Okey diyorum. Bakın 3 tane işlemi aynı anda yapacak. Daha henüz bir şeyler yapmadı. Disk partition'dan da bunu size gösterelim hemen. Şu şekilde bilgisayarıma sağ tıklıyorum, yönet diyorum. Burada Aygıt Yöneticisi karşıma, pardon, Disk yön, Yönetimi, kafam karıştı. Burada hala EFI bölümünün olduğunu görüyoruz. Ancak şunu tıklayıp Apple dediğimde Kısaca gördüğünüz gibi bekliyoruz biraz. İşlemlerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi gidip bakalım bakalım gerçekten EFI bölümümüz silinmiş mi? Gördüğünüz gibi diskimiz burada duruyor olduğu gibi. Yönete girdiğimiz zaman disk yönetimi gördüğünüz gibi EFI bölümü gitti arkadaşlar. Bu kadar basit. EFI bölümünü taşımak bu kadar basit. EFI bölümünü bir yerden bir yere taşımış olduk. Arzi başka bir şey daha göstereceğim. Mesela ben bunun içerisine bir tane bir bilgi atayım ve sonrasında diskin harf yolunu değiştirsem. Disk silinir mi? Elbette silinmez. Tekrardan aynı program üzerinden yapacağız arkadaşlar. Çok basit çünkü. Komut satırlarıyla uğraştırmıyor bizi. Bu ikide bir açılıyor. Ben gücük oluyorum. Evet. Başlangıç bölümünde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan partition programımızı çalıştıralım. Ve diskimizin adını mesela içerisinde veri var. Veri silinecek mi acaba? Hani dosya silinir mi? İçerisinde verilerim var gider mi? Gitmez arkadaşlar. Mesela change level. Buraya atıyorum adını kafadan. Salladım. Kafadan. Harfini de değiştireceğim arkadaşlar. Tıklıyorum. Buradan tıkladım. Harfi de diyorum ki L. OK dedim. Bakın bakalım silinecek mi arkadaşlar. Tıklayın. Gördüğünüz gibi yeniden tanımlandı. Tıkladım. L oldu bu sefer bakın. İsmi değişti. Girdim verilerim aynı şekilde duruyor. İsterseniz arkadaşlar bölümü gizleyelim. Bölümü gizlemek için bölümün adı bir de harfi sildiğinizde arkadaşlar bölüm gizlenir hangi diskte olursa olsun. Şöyle yapalım. Şöyle label diyelim. Silelim bunu. Şu şekilde isimsiz olarak attık buraya. Tamam mı? Bunu tıkladık arkadaşlar. Buradan none olarak atadık. Görüyorsunuz. Tıklayın. Ya yani bu program çok faydalı bir program. Onu göstermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar disk görünmez oldu tamamen. Tabi bunu göstermenin yollar var. Şu benim flash belleğim. Buna siz takılmayın. İçerisinde macOS var. Tekrardan arkadaşlar biz tabi eski haline getirelim. Ben kullanacağım için şimdi bunları. Corsair Forzli Okey dedim. Sonra bir tane de harf atayalım arkadaşlar bu arkadaşımıza. D olacak. Okey dedim. Bunu şu şekilde isimlendiriyorum tekrardan. Bunu HDD'ye de yapabilirsiniz. SSD'ye de yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Şimdi arkadaşlar tekrardan gireceğiz. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi geldi. Kısaca böyle. Tekrardan arkadaşlar BIOS'a girelim. Ben burada kaydı bitireyim. Son kez sizlere göstereyim. EFI bölümümüz kayboldu. Bu arada benim internet bağlantım niye gitmiş Onu da anlamadım da Şöyle çalıştıralım. Tamam Bağlan Bir sıkıntı oldu herhalde. Neyse Ben arkadaşlar şimdi bilgisayarımı bir reset atıyorum Hemen BIOS ekranına giriyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben e, bilgisayarımı bir yeniden başlatayım hemen Hızlıca Sizlere var mı yok mu BIOS'a girelim Gösterelim. F'i bölümümüz silindi. Demin F bölümünü kopyalamıştık. Bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz sağlam bir bilgisayar üzerinden. Bilmediğiniz herhangi bir şey varsa bilgisayar açılıyor. Delete tuşuna basıyorum. Asus'larda deldir. Bu F2 veya Del. BIOS'a girme. Tuşu F8'de boot menü. Gördüğünüz gibi BIOS ekranına geldim arkadaşlar. Buradan hemen Advanced diyorum. Boot menü diyorum. Boot menüde gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Başka bir boot menü yok. Gördüğünüz gibi tıklarsam boot menünün sırasını değiştirmiş olurum. Arkadaşlar benden bu kadardı. Şimdi çıkalım. Esk diyelim. Şöyle exit. Windows'a devam edelim. Arkadaşlar sağ olun var olun. Allah'a emanet olun. Burada videomuz bitiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.